Herkese merhaba. Klasik Fix Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Sabah saatlerinde Euro tarafından karışık gelen verilerle birlikte az önce de ABD tarafından bir miktar pozitif gelen veriler şimdilik Euro-Dolar paritesinde doların bir miktar güçlenmesiyle birlikte düşüşlere yol açtığını söyleyebiliriz. Özellikle Euro tarafında faiz oranları sabit tutulurken işletme güveni ve tüketici güveni beklentilerin biraz üzerinde gelmesiyle birlikte anket verileri Euro tarafında şimdilik parite tarafını aşırı düşüşünü engellediğini söyleyebiliriz. Halihazırda 1.16'ların aşağısına sarktığımız görüntüyle birlikte düşüşün devamında 1.15.85 ve 1.15.17 seviyelerini takip edebiliriz. Bir miktar tekrardan Euro tarafında toparlanma görülürse de 1.16.52 önemli direnç kademelerimiz olacaktır. Sterlin tarafında şimdilik bugün itibariyle doların kısmi de olsa güçlenmesi sterlini halihazırda baskıladığını söyleyebiliriz. 1.37'lerin üzerinde bulunuyoruz. 1.37.32 düşüşün devamında takip etmemiz gereken önemli destek seviyesi. Kırılması halinde de günlük kapanışlarda 1.35.96'yı konuşabiliriz. Halihazırda şimdilik dolar güçlenme tarafıyla devam ediyor. Fakat sterlin tarafıyla ilgili de Şahin Görüş'le birlikte faiz artırma oranı, konuşmaları, haberleri biraz daha sterlin tarafını destekleyebilir. 1.37.32'nin üzerinde kaldıkça da 100 ve 200 günlük hareketli ortalama bölgesine 1.39.88 direncine doğru yaklaşabilir. Türk lirası bugün itibariyle bir miktar son 3 günlük düşüşün ardından tekrardan yönünü yukarı çevirmiş görünüyor. 9.49'un üzerinde kaldıkça bizler için 9.77 seviyesi ön planda olabilir. 9.49 tekrar denenecek ve kırılacak olursa da günlük kapanışta 9.30 seviyesini takip edebiliriz. Altın tarafı bir miktar zayıf dolardan faydalanarak ve kripto tarafında da realizasyon gerçekleşerek bu tarafa girişlerle birlikte 1800'leri tekrar aşan görüntüsüyle şimdilik işlem görmekte. 1800'lerin üzerinde 1803 desteği, kırılması halinde de 1811 ve 1827 bant aralarına doğru hareketler görülebilir. Tekrardan 1803 aşağı yönlü kırılması halinde de 1795 ve 1786 seviyelerini takip edebiliriz. İran ile olan görüşme haberleriyle birlikte bir miktar petrol tarafında hem kar satışı hem de İran görüşmeleri pozitif yansıdı ve arz tarafıyla ilgili desteklenme haberleri şimdilik petrolün düşüşünü sağladığını söyleyebiliriz. Bizler için 81 seviyelerinin üzerinde olduğumuz petrol görüntüsüyle birlikte 80-20 düşüşün devamında takip etmemiz gereken önemli seviye. Kırılması halinde de 78-32 destek seviyesini takip edebiliriz. Tekrardan bir miktar kar satışlarıyla birlikte tepki alımları gelirse son 3-4 günlük sürede de 3-4 dolarlık bir düşüşe tekabül ediyor. Buralardan da 82.16 ve sonrasında 84.35 seviyesini takip edebiliriz. DAX tarafında bugün itibariyle Almanya tarafından ve Euro tarafından karışık gelen veriler DAX tarafını biraz daha baskılamış görünüyor. 15.600'lerin biraz üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. 15.605 seviyesi düşüşün devamında takip etmemiz gereken önemli destek kademesi. Buralardan tekrar bir tepki alımlarıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 15.920 seviyesini takip edebiliriz. Kripto paralarda son olarak Bitcoin tarafında dünkü düşüşün ardından bir miktar yukarı yönlü alıcılı ataklar şimdilik gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 63.695 seviyesi önemli bir direnç seviyesi. Kırılması halinde yeni rekorları konuşabiliriz. 68.520 yeni rekor olabilir. Fakat 63.695'in altında günlük kapanışlarda 58.100 ve 54.500 seviyeleri takip edilebilir. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.